bizden istemediği hiçbir adım atmayız. Eğer üyemizin bugün bir feryadı varsa, yıllardır nasıl yapmaya çalıştıysak, nasıl mücadele vermeye çalıştıysak, dün ne dediysek bugün de aynısını söyleyerek mücadele etme gayreti içerisindeyiz. O nedenle tekrar söylüyorum, Türkçe söylüyorum, Türk Harbi Sendikası Genel Merkezi'ne söylüyorum. Acilen şu ana kadar olan suskunluğunuzu, aldatmacalarınızı bir kenara bırakın. Bağımsız bir şekilde birlik, beraberlik, mücadele çizgisinde tüm emekçiler için mücadele edin. İnsanlar sadece sizlere politika olsun, siyaset olsun diye seslenmiyor. Gerçekten eğitime, sağlığa, gıdaya para ayıramadığı için, çoluğuna çocuğuna para ayıramadığı için, bütçesini oluşturamadığı için sesleniyor. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum ve biz kendilerinin hatırlayıncaya kadar da bu mücadeleye Eskişehir'den destek vereceğimizi, omuz vereceğimizi sizler aracıyla söylüyorum. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Arkadaşlar, son olarak şu taleplerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi hava çok sıcak. Çok küçük çocuklarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Gözlerinden değil, çocuklarımızın ellerinden öpüyorum. Buraya kadar gelmeleri bizim için çok değerli. Bizi çok onur ettiler. Burada olamayan arkadaşlarımız için de söylüyorum. Lütfen arkadaşlar, bu mücadeleye destek verin. Eğer inancımızı, umudumuzu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Evet, sendika yönetimleri, sendikalar, kurumları temsil eden insanlar zaman zaman yanlış yapabilirler. Bunu az önce söylediğim kişilerde dahil olmak üzere söylüyorum. Ama bizlerin durmak gibi bir lüksü yok. Kesinlikle yok. Mücadeleye devam etmek zorundayız. Eğer Türk Harbi Sendikası Eskişehir Şubesi buradan bunu söyleyebiliyorsa, Türkiye'de herkes söyleyebilmeli. Herkes bu derdini anlatabilmeli. Türk Harbi Sendikası üyesi olan tüm emekçi arkadaşlarıma da sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. Bu mücadeleye lütfen omuz verin. O nedenle de taleplerimiz şunlardır. Temel ücretlerin buna emekli maaşları dahil olmak üzere tamamının açlık ve yoksulluk sınırının rakamları dikkate alınarak bu seviyenin üstüne çıkartılmasını talep ediyoruz. Yoksulluk sınırının altında hiçbir ücreti kabul etmiyoruz, etmemeliyiz de. Bizler yüksek enflasyon dönemi yaşanan şu dönemlerde artık 6 ayda bir zam almak istemiyoruz arkadaşlar. Aylıklarımızın 3 ayda bir, hatta ayda bir düzenlenmesini ve yaşanan enflasyonla, açıklanan enflasyonla da güncellenerek, üzerine de refah payı koyularak tekrar değerlendirip zam yapılmasını istiyoruz. Bizler sözleşme dönemini beklemek istemiyoruz. Artık bir ayda eriyen paralarımızın pul olan değerini biz görmek istemiyoruz. Emekli maaş hesap sisteminin, yine aramızda arkadaşlarımız var, saçma sapan, artık dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan emekli maaş hesap sisteminin ve emeklilere uygulanan maaş zamlarının tekrar acilen değiştirilerek 5510 sayılı yasanın yoksulluk sınırı taban aylığı olacak şekilde güncellenmesini talep ediyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda emekli gelmeyen arkadaşlarımız farkında değil belki, ama arkadaşlar bu hesaplama sistemi bugün 2024 yılında emekli olan arkadaşlarımızı nasıl etkiliyorsa, 2030 yılında, 35 yılında emekli olmayı düşünen ya da emekli o gün olan arkadaşlarımız da etkileyecek. Bugün 50 bin lira, 40 bin lira maaş aldığını düşünen arkadaşlarımız o gün geldiğinde diyecekler ki, aynı şu anda emekliye dayatılan 12.500 lira rakamlara dayatılması ve baş başa kalacaklar. Eğer bunu kabul etmiyorsak, az önce söylediğim, bizim bu talebimizin de mutlaka ve mutlaka arkasında durulması gerekiyor. Son olarak tekrar söyleyeceğim şunu arkadaşlar. Eğer bu ülkenin milli bekası düşünülüyorsa, milli geleceği düşünülüyorsa, savunma sanayinde bir güç olması düşünülüyorsa, savunma sanayi işçilerine ayrı bir parantez açılmasını talep ediyoruz. Değerlendirilmesinin ayrı bir şekilde yapılmasını herkesten talep ediyoruz. Ve şunu söylüyoruz, biz elbette ki her işe gönül veren arkadaşlarımızın emeklerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ancak kendimiz de eşdeğer kriterlerle değerlendirilmek ve o değerlere göre de maaş almak, geçinmek istiyoruz.
iş yerlerimizde değersizleştirilen, kırılan onurumuzun iade edilmesini istiyoruz. İş yerimiz olmadığı halde farklı bakanlıklara ait, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait, Tarım Bakanlığı'na ait yerlere çalışmaya gönderilmeyi, bu değersizliği reddediyoruz ve kabul etmiyoruz arkadaşlar. Asla da kabul etmeyeceğiz. Milli savunma, milli BK. Milli savunma, milli BK. Milli savunma, milli BK. Arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeceğim. Evet, biz toplu iş sözleşme dönemi var önümüzde. Onu beklemeden az önce anlatmış olduğumuz taleplerimizin yerine getirilmesi ve bunun için de mücadele etmemiz gerekiyor. Eskişehir Şubesi olarak sizlerin huzurunda bir kez daha söylemek istiyoruz. Meşru sınırlar, hukuki sınırlar içerisinde biz mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar bu konuda sizlerden de öneri bekliyoruz. Ve basın açıklamamızın içinde söylediğim gibi artık bu TÜİK verileri olsun, hükümetin açıklamış olduğu yalan yanlış veriler olsun, bunun altında ezilen, bu yoksulluğa dur diyecek olan, dur demesi gereken ve biz artık bu yükü kaldıramıyoruz diyen tüm emekçileri de bize de destek olmaya çağırıyoruz. Destek vermeye çağırıyoruz ve önümüzdeki günlerde bu eylemlerimizin yine aynı şekilde sizlerden gelen öneriler doğrultusunda da devam edeceğini buradan ilan ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Arkadaşlar, hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz eylemimizi şu şekilde bitirmek istiyoruz. Biliyorsunuz konfederasyon başkanımız bize bütün basının olduğu ortamda şunu söyledi. Dedi ki, basın emekçileri de vardı orada. Burada lütfen yanlış anlaşılmasın. Asla basın emekçi arkadaşlarımız bizim çok fazla yükümüzü çekiyor. Onlara bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama basın emekçi arkadaşlarımıza dönerek dedi ki, bizim çaycımız sizden daha fazla maaş alıyor dedi. Biz o çaycı arkadaşlarımızın da emeğine saygı duyarak bugün onlardan daha düşük maaş aldığımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ve burada simgesel olarak oluşturduğumuz emek çadırına arkadaşlarımızın maaş bordrolarını asmaya davet ediyorum arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlarımız da bu rakamları görebilirler. Çadırımız da buradadır. Basındaki arkadaşlarımız da bunu göstermek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Eskişehir Şubesi olarak saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.